Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Marsan Sanayi sitesindeki bir iş yerinde yangın çıkmış, kısa sürede büyüyen yangın 9 iş yerine sıçramıştı. Alevlere Konya Büyükşehir Belediyesi 3. Anajet Üst Komutanlığı, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile bazı fabrikalara ait yaklaşık 100 araç ve 200 personelle müdahale edilmiş, ayrıca helikopterle de havadan destek sağlanmıştı. Yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınabilmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak Sanayi Sitesi'nin güvenlik görevlisi Adem Bey'i gözaltına almış, adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanmıştı. Konya 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kasten mala zarar verme suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Adem Bey yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Yangın nedeniyle iş yerinde 750 bin lira hasar oluştuğunu söyleyen Hasan Hüseyin Çınar zararımın karşılanmasını istiyorum dedi. Müşteki avukatlarının soruları üzerine savunma yapan Adem Bey ise ailesinin ihtiyaçları için odun kestiğini söyleyerek 10 yıldır sanayi sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Kurban kestikleri için hızan makinesinde bıçak takılıydı. Ayrıca elektrikte de kesik değildi. Ben oraya odunları kesmek için girdim. Daha önce de oraya odun kesmek için girmiştim. Evin ihtiyacı olan odunları orada kesiyordum. Odunları keserken kıvılcımdan kaynaklanan küçük bir yangın çıktı. Yangına müdahale ederek söndürdüm. Daha sonra ellerimi yıkamak için camiye gittim. Geldiğimde yangının yeniden başladığını gördüm. Eğer yangın ben oradayken büyük olsaydı itfaiyeyi arardım. Yangının yeniden çıkacağını öngöremedim. Ben kasıtlı bir şekilde orayı yakmadım. Yangın sırasında içeriden gelen köpek seslerini duyup onları kurtardım. Sanayi istesinde çalıştığım için yangına çok duyarlı bir insanım. Tahliye mi istiyorum diye konuştu.